Zuhal'in öğle doğrultusundan geçiş yükseklik açısını 41 derece 37 dakika 30 saniye olarak tespit ettik. Not alın. Gökyüzünün sırlarını aramaktan yeryüzüne bakmayı unuttum Brian. Yeryüzünde bir sırra vakıf olmaya geldim. Gözlerine bakan derin bir uçuruma düşer. Belli ki yüreğinde koca bir dağ ile gezersin. İlla aşikar edesin yükünü hacı. Ben de yüreğimi hiç böyle yorgun görmemiştim. İkimizin de vakıf olduğu bir sırdır beni bu hale koyan. Sencer mi? Sencer ya. Melişah oğlunu görmek ister. Ne dedim ise, ne öne sürdüm ise dinletemedim. Batıniler de aleyhimize işlere kalkışırlar. Sencer de onlar ile mücadele etmek için içlerine girip köklerini kazımak ister. Şimdi de bana ne yapmak lazım gelir? Bu öyle ağır bir sırdır ki demir olsak çürürdük. Taş olsak çatlardık. Su olsak kururduk. Bundan gayrı toprak olacaksın hacı. Hakiki eren içinde kir tutmayandır. Varlığını korkusuzca hiçe sayandır. Şu topraklar üstünde en temiz kişi, yaşarken toprak kesilmiş olandır. Sen elinden geleni yapmışsın. Bundan gayrı toprak gibi suskun, sessiz olasın. Varlığını hiçe saymak pahasına dahi olsa. Gerekirse Melişah oğlunu gösteresin. Hacı Hazretleri, mühim bir haber geldi. Nedir? Başluğana nasıl oldu Sencer? Turnu atı ne gerekirse yapmıştır. Gayrı bekleyeceğiz. Siz atlarınızı ayarlayın. Şelemzer'e bırakacağız turnu atını. Evvela benim yaramı sardın. Şimdi de anama deva oldun. Ellerin dert görmesin turnağıt. Daha da geç olmadan yola düşelim artık. Gün doğmadan varırız, merak etmezsin. Gelenler var. Hayırdır? Karanlıktır, göremedim. Hayırdır inşallah. Hayır, bu kadar gibi ve adamları verdim. Hayır olsun. Hayır. Ne ister acaba? Hayır. Baba? Gecenin bu vaktinde obaya baskın verir gibi gelmek de ne ola? Emir İlteber. Sen öte dur Korkut Bey. Benim derdim onunla. Emir İlteber. Bu obada kimsenin kimseden ayrı gayrısı yoktur. Bir kişinin hesabı hepimizin hesabıdır. Bilesin ki ona diyeceğin sözleri bütün obaya denmiş sayarız. Tavrını, sözünü ona göre tartasın. Bu adamı Darüşşifa'dan kovdum. Ama o kızımın aklını çelip buraya getirdi.
kimsenin aklını çeldiğimiz yoktur Emir İlteber. Lafını bil de konuş. Sözümü çiğnemenin bedelini ödeteceğim sana. Baba. Doğru söyler, kendi isteğimle geldim. Ölse miydi hastalar? Seninle dönünce hesaplaşacağız. Azrail mi kesildin başımıza Emir İlteber? İhtar! Destur din! Burası Şelemzar değildir. Zorbalık yapan ellerin karşılığını görür. Neyin bedelini ödeteceksen ödet. Karşındayım işte. İlteber Bey, mesele aşikardır. Kızın obamıza şifa için kendi rızasıyla gelmiştir. Uzatmayasın. Demek hem sözümü çiğner hem de dik başlık yaparsın. Ben de seni herkesin içinde çiğnemez miyim? Baba! Hacı Hazretleri, pusatlar kınına girsin. Bu ne cüret Emir İlteber? Haber almasak kan dökmeye yelteneceksin. Gece vakti bu obayı nasıl basarız? Bu adam kızımın aklını çelip buraya getirmiştir. Sözümü dinlememiştir. Senin hükmün Şelemzar'da geçerli. Şelemzar dışında bir yere gideceğin vakit bizden müsaade alman gerektiğini bilmez misin? Kızım mevzu bahistir Hacı Hazretleri. Kızın dahi olsa müsaade alacaksın. Gerekirse meseleni biz hallederiz. Senin haddine değil bu topraklarda bir obayı basmak. Ya bunun yaptığı yanına kar mı kalacak? Gerekeni biz hallederiz dedim. İmdi tez Şelemzar'a dönesin. Öyle olsun Hacı Hazretleri. Lakin bunu Şelemzar'da, hele ki kızımın yanında görürsem hükmümü kendim icra ederim. Bilmiş olsun. Hazretleri, yetişmeseydiniz biz de elimizden geleni yapacaktık elbet. Maazallah o vakit kan dökülecekti. Topraklarımızın emniyetini temin etmek bizim asli görevimizdir Korkut Bey. Ahalini çadırlara gönderesin. Haydi! Herkes çadırlara! Başlı hatunun durumu nasıldır? Turna hatun gereken şifayı vermiştir çok şükür. Gayrı bekleyeceğiz. Bey, Allah şifa versin. Şafak vakti ok gideceği yeri bilir.